Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben psikolog Yeliz Arda. Her cumartesi olduğu gibi sizlerle Yaşamın Anahtarı programıyla birlikteyiz. Her hafta değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz Yaşamın Anahtarı olarak. Bu hafta da çok kıymetli, çok değerli tiyatro sanatçısı, devlet sanatçısı, oyuncu, sevgili Dilek Türker konuğumuz oldu. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Vallahi hoş bulduk. Güzel. Benim için bir sürpriz oldu. Sizin gibi böyle son derecede önemli bir işi yapan bir psikologla böyle bir sohbet olması bana da doğrusu bir memnuniyet veren bir gün oldu. Sağ olun. Evet, ben çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiniz. Bizi bir araya getiren Şenay Hanım'a, Vedat Bey'e de sevgilerimi buradan iletmek istiyorum. Evet. Sizi isim olarak hani yaptıklarınızla ilgili biraz tanıyordum ama birkaç gündür çok derinlemesine tabii ki inceleme fırsatı oldum ve şimdi karşımdasınız. Yani her videonuz, her çalışmanız, her alanda yaptığınız çalışmalara hayranlık duydum, izledim. Teşekkür ederim. Bununla çok ilgili bugün birlikte sohbet etmek istiyorum sizinle. Oyunculuğunuz, çalışmalarınız, evet o detaylı kısımlara geleceğiz ama önce ben şunu dinlemek istiyorum sizden. Siz bu yeteneğinizi nasıl keşfettiniz? Nasıl tiyatroya başladınız? Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Şimdi size bir teklifim var. Buyurun. Kaç dakikalık bizim programımız? 55 dakika sürecek. 55 dakika evet. Sürecek. Şimdi benim ricam şu. Buyurun. Benim hayat hikayem, nasıl başladım, nasıl gitti, bunlar yüzlerce defa, binlerce defa hatta röportajlarda, televizyon kanallarının bazılarında, birçoklarında, YouTube'da, Google'da, yani benim hakkımda geçmişimle ilgili bir şeyler öğrenmek isteyen bir düğmeye bassa, ben şunu söyleyeyim özet olarak. Buyurun. Ben biraz aykırı, biraz değil oldukça aykırı fakat hayatında ki engelleri aşabilmiş gençlere özellikle mesajlar vermek için buradayım. Ah ne güzel. Benim de istediğim aslında evet, sizden. Evet, sizin çünkü şeyin, benim de zaten sizinle böyle koşa koşa bu teklifinizi kabul edip buraya gelmemin nedeni bu. Çünkü benim yaptıklarımı okuyabilirler, bakabilirler, şöyle geçebilirler. Teknoloji artık bunu şey yapıyor. Sağlıyor, imkan sağlıyor. Veriyor zaten. Ama şimdi kısaca şöyle söyleyeyim. Muhsin Ertuğrul şehir tiyatroları ile başlayan ve bugüne kadar devam eden 12 senesi yurt dışında, geri kalan 32 yıldır 13 senesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhsin Bey zamanında benim hocamdır. Birisi olarak alaylı aslında okul görmemiş, konservatuvar görmemiş, sadece orta mektep diploması olan birinin yurt dışında da 12 yıl yabancı dilde bizim özgün tiyatromuzu ve sorunlarımızı anlatabilen işler yapmış. Bu Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmuş. Şimdi övgü oldu tabii bu. Ve burada onları da soracağım. Çok merak ediyorum. 32 sene işte onları çok fazla anlatmak istemiyorum. Çünkü konuşacağımız çok daha bugüne ait. Bir de ben siz psikologsunuz. Evet. Benim hayatımda gençlere vermek istediğim şey şu. Engelleri aşmak, kendinizi keşfetmekle mümkündür. Kendinizi gerçekleştirmek. Kendinizi keşfetmekle mümkündür. Ve bazı şeylerinizi keşfettikten sonra değerlendirmenizle mümkündür. Seçimlerinizdeki değerlendirmeleriniz çok önemlidir. Seçimlerinizde değerlendirmelerinizi yapabilmeniz için de bir altyapı lazım. Yani Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a Atatürk'e söylediği sözler vardır. Ben Zübeyde Hanım'ı da oynadım. Latife Hanım'ı da oynadım 19'a. Nazım'ı da oynadım. Nakşibendi Sultan'ı da oynadım. Hürrem Sultan'ı da oynadım. Aslında yani, sizin oyunlarınızda biz tarihi de yaşıyoruz değil mi? Tabii şimdi işte onu söyleyeceğim.
Zübeyde Hanım diyor ki Atatürk'e annesi, hı hı, iyi öğren geçmişi, hı hı, geleceği kurabilmek için. Çok güzel. Yani şimdi biz bazı şeyleri gençlerimizin bilemediğini, eğitim sistemimizde mahrum bırakıldığını ve bir uzmanlaşma metodu üzerine giden bir eğitim sisteminin içerisinde kendi ülkelerini, aidiyet duygularını, hı hı, evet, kültürlerini, geleneklerini, hı hı, ne kadar bildiklerini bilmiyor. Evet. Müthiş bir taklitçilik, kolaya kaçan bir mülkiyet. Evet, böyle bir gençlik var. Yani böyle kolay, bir gençlik hızlı, var. Şimdi hızlı tüketim. Bunu anlatmaya çalışacağım, evet, ben. Yani benim geçmişte şunu yapmış, bunu yapmış, bunu tamam hocam, yazsınlar Google'da. Öğrensinler, öğrenmek isterler. Ben mesela sizden, bir de kitabım var, evet, zaten. Onu da onu isterlerse da okusunlar. Mesela umut kısmında mesela gençlerin ben danışanlarımdan da görüyorum Dilek Hanımcığım. Çok umutsuzlar. Yani umutlarını yitirmiş durumdalar. Lise gençlerinden bahsediyorum. Esas düşünün, mesele, evet, bu. Aslında esas çok karamsarlar. Bu. Esas mesele bu. Gençler şu anda umutsuzlar. Çoğunlukla. Gelecek kaygısı yaşıyorlar. Gelecek kaygısı yaşayamayan bir kısa deneyim de azınlık varlıklı ailelerin çocukları da ruhları bakımından çok fakirler. Evet. Maalesef yani bakıyorum daha zor imkanlarla üreten gençler çok daha başarılı, değerli ve başarılı, evet, şeyler üretebiliyorlar. Ki bunların içinde benim kendi şeylerim var. oyuncularım var. Ben çünkü 32 yıllık bir öğrenci yetiştiriyorsunuz. Özel tiyatro sahibiyim. Evet. Öğrenci yetiştirmiyorum. Öyle o kadar iddialı şey değilim ama benimle birlikte çalışan gençler bir şeyler öğreniyorlar. Bir vakitler üniversitelerde farklı rektörler vardı. O rektörler benim üniversite gençleriyle buluşmamı sağlarlardı. Yani ister, çünkü benimle söyleşiye giren üniversite öğrencisi hakikaten başka türlü çıkardı. Evet, değişmiş olarak. Telefonla çıkardı. Bile konuştuk. Az önce de aslında inanılmaz bir sohbet yaptık sizinle. Her cümlenizden bir şey öğreniyor insan. Yok, yani abartmayalım. Bir şey. Abartmayalım. Yok, yalnız yani şu tarih bilginiz ve hayat deneyiminiz çok fazla olduğu için çok sihirli geliyor bana mesela sizi dinlerken ve öyle diyorlar, evet. 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 Ama şimdi benim esas işim oyunculukla, evet, sanat yoluyla bir şeyleri, hı hı, farkında olunmasını sağlamak. Evet. Yani gençlere bunu sağlamak. Hı hı. Ve bu, ve ben hayatımdaki bütün sanat hayatım boyunca, hı hı, hep estetik kaygılar, işlevsel kaygılar, toplumsal kaygıların buluştuğu, bir güç verdiği bir üretim, sanat üretimi içinde bulundum. Yani ben tiyatromu, bir daha söylüyorum, toplumsal kaygılar, işlevsel kaygılar, estetik kaygılar. Yani gelişmek için bütün bunlardan nasibini almış olmak lazım. Evet. Bunu siz bunları daha iyi bilirsiniz. Aynen, görmek lazım. İşte az önce de söylediniz ya, gençlerimiz birçok şey öğrenmeden okul hayatlarına devam ediyorlar ve sonrasından tamamlamaya çalışıyorlar. Aslında orada çok uzun yıllar bir boşluk var hayatlarında. O kendini gerçekleştirme, kendini farkında olma, kendi özelliklerinin farkında olma ve yaşamı anlama kısmında. Çok sonra, yani o keşke eğitim hayatında da, ben eğitimci arkadaşlarımla da bir araya geldiğimde bunu çok fazla dile getiriyorum onlara. Hani daha fazla vermek lazım gençlere. Tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi belki okul öncesinden itibaren. Kültür politikası, evet, lazım efendim. Evet, kesinlikle. Sanat politikası lazım. Kültür politikası lazım. Eğitim politikası eğitim lazım. Eğitim politikası gerekli. Türkiye'miz, evet, maalesef bu ülke uzun Atatürk'ten sonra diyorum, bakınız, sanat ve kültür politikası olan bir siyasi örgütün yönetiminde olmadı. Hı hı. Hiçbir siyasi örgüt, çünkü Atatürk
nasıl bir uygar toplum projesi, evet, kalkınma projesi yaptı, evet, nasıl bir vizyonla ve o uygar toplum projesinin içinde sanatı koydu, evet, konservatuarları kurdu, müzikte eksikleri büyüdü, olabilir, şu olabilir, evet, bu olabilir. Fakat Atatürk'ün bir kültür politikasını başlattı ve köy enstitüleriyle bunu halka ve şeydeki kırsal kesim, ben getireyim. Çok özür dilerim. Kırsal kesimde ben çünkü çok konuşurum. Şimdi bu şeyde size biraz az konuşturacağım. Kusura bakmayın. Ben hep böyle söylüyorum. Yani sizi dinlemek için. Kırsal kesimi ve büyük bir projeydi o köy enstitüleri. Oradaki köylü çocuklarının klasikleri okumasından tutunuz da kendi kültürlerini, kendi geleneklerini, kendi değerlerini anlamalarıyla birlikte dünyadaki var olan estetik değerleri de kavramaya başladılar. Sonra bu da bir bıçakla kesildi. Şimdi gelelim bugüne. Evet. Bugünkü özellikle 20 yıldır Türkiye'deki son dönemdeki kültür politikalarımızın hemen hemen bunu ayırt etmeden söylüyorum. İktidar tabii, fakat muhalefetin de ciddi bir kültür politikası olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda kendisini parçalayan sanatçılarımız var. Ben bunları anlatmak istiyorum. 13'üm dedim. Yani ben yurt dışında 12 sene gördüm. Ressamımızın nasıl yalnız ve tek başına mücadele ettiğini, heykeltıraşımızın nasıl kendini parçaladığını ve batıdaki bizi aşağı gören o üst yapı kurumlarında hayretler ve saygı içinde kendilerini kabul ettirdiklerini, ki bunların içinde tevazuyla olmayacak, ben de varım. Siz de kendi sanat boyunca, disiplinin evet, içinde, kendi tiyatro dalında olmak üzere. Bütün bunlar bu malzemeyi maalesef kullanmıyorlar. Kullanmadıkları için müthiş bir insan malzemesi var Türkiye'de. Çok ciddi akademisyenler vardı. Evet. Akademik kariyeri olan kadın sayısı Avrupa'daki gelişmiş ülkenin kadın sayısından fazlaydı. Bugün artık bunları göremiyoruz. Evet. Giderek değişti. Bakışlar değişti. Statü sahibi olmak için ancak iktidarın yanında olmak, iktidarın söylediğine eyvallah demek, biraz kusura bakmayın bu bir eleştiri, biraz şey oluyor ama zorunda kalan insanlar, evet, bir aydın kıyımı oldu. Aydınlar biliyorsunuz müthiş şeyler oldu siyasi olarak, bu evet, siyasi bir program, evet, son hepimiz yaşadık var, ama çok fazla yaralanan ve incinenler, evet, ve çok acı çekenler oldu. Şimdi bunlar yani Türkiye'de yeniden bir Atatürk felsefesi içerisinde, Cumhuriyet'in kuruluşu felsefesi içerisinde bir kültür politikasına ihtiyacı var. Fakat böyle bir organizasyon, böyle bir kurumlaşma yine sadece popülizm kayıyor, evet, popülizme evet, kayıyor. Siz televizyonda işte iki tane yüzü tanınmış oyuncu koyarsanız oyununuz hatta makbul sosyal oluyor, medyada takipçi sayısına göre birçok şey tercih aynen, ediliyor. Evet, aynen evet, siz. Evet. Şimdi siz, ben istiyorum ki kardeşim mesela böyle bir moda çıktı. Yani gruplar var sanat adına. Evet. Sen belli biraz, kişiler var belli aslında. Kişiler belli var, kişiler var. Entelejansiyalar var yani. Şimdi Zorlu PSM diye bir yer var. Evet. Zorlu PSM'de bilet fiyatları 400 lira, 380 lira, 1900 lira. Evet, daha şimdi, yakından görmek isterseniz. Evet, oyunu. Şimdi kardeşim bu paraları kim veriyor? Kim verebilir? Zengin. Çok zor, evet. Yani maddi durumu da çok daha iyi olan. Çok daha yani, iyi falan değil, zengin. Evet. Zengin. Maddi durumu iyi olmak da yetmez, 400 lira bilet parası. İki kişi ya da bir aile ucuz olarak gitmek isterseniz. Dört kişi gidecek. Evet. Çocuğunu, iki çocuğu varsa evet, götürecek. Ya. Yani neyse. Bu hesabı bırakalım. Şimdi bir de bütün bir Türkiye'de var olan gençliğe, bu benim biraz kendi dolmuşluğum var bunun içinde. Evet. Kendi sıkıntılarım var. Onu anlatmak için de biraz böyle konuşuyorum hızlı hızlı. Kardeşim ben Atatürk hayranı, Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş bir Cumhuriyet sanatçısıyım. Türkiye'ye çok yararlı işler yaptığım söylendi.
eksik olmasın, birileri fark etti dedi. Biz seni seviyoruz dediler, devlet sanatçısı yaptılar. Sonra o devlet sanatçısı devlet yardımını dahi hakkı olan alamadı ürettiği oyunlar için. O da onlar bunlar çok var tabii olan. Ama şu var. Şimdi şu gün artık gençlerimize aidiyetleriyle ilgili, geçmişleriyle ilgili bir takım gerçeklerin estetik ve sanat yoluyla gösterebildiğim işler yapmaya çalıştım. En son yaptığım iş de Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı anılarından Hakan Altıner gibi bir değerli tiyatro adamının çalışması, oyunlaştırması ve ilk defa hep ben projelerimi yazdırırım. 12 tane oyun yazdırdım. Evet, onu da aslında hep sormak istiyorum size. Evet, nasıl bu projeler Türk yazarlarına ben bir ide gelişir gene yazdırdım şimdi. 3 tane oyun yazdırdım. Fakat mümkün değil. Yani çünkü sermaye Alice Harikalar Diyarı'nın müzikalinden yana zorlu pesimede. Bana sponsor olmak falan aklından geçmez. Ben İzmir'in kurtuluşuyla başlayan muhteşem bir kurtuluş hikayesi ve sonunda gençlere bakınız, bunların üstesinden gelmiş ve imtihanını vermiş bir toplumuz biz. Evet. Bizim yakın tarihimizde Hitler yok. Bizim yakın tarihimizde Atatürk var. Evet. Kurtuluş Savaşı var ve Cumhuriyet değerlerimiz var. Burada ortada duruyor. Evet. Hepimiz siz de bunu zaten gösteremiyorum ben bunu. Ben bunu bütün çünkü diyorum ki gençlere bakın yavrum. Gece motto bu. Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Bunu korkmayın. Çok seviyorum. Çok dinledim, çok okudum. Korkmayın. Gerçekten. Korkmayın. Keşfedin, inanın. Engelleri yenebilirsiniz. Ben de tabii bir tip olarak, bir rol model olarak engelleri yenmiş ve kendini yaratmış. Ben elimde, bir elimde çekiç, bir elimde çivi kendi heykelimi yaptım. Bu acı veren bir şey. Evet, yani kolay değil. Evet, acı çeker. Acı çekerek aslında insan hayatında öğreniyor, değil mi? Siz de tabii efendim acı çekmeden çünkü hep mutlu olmaz. Olduğumuz zaman tabii konfor efendim, alanda olduğumuz yani, zaman öğrenemiyoruz da aslında. Tabii efendim, tabii. Ve gençlerimizi o kadar yetenekli ki, o kadar güzel ki, o kadar büyük bir enerjimiz var ki. Fakat yavaş yavaş yaşlı bir toplum haline dönüşeceğiz ve zaten dünyadaki tabii onları sizle uzun uzun konuşacağız. Evet, dünya bir dünyadaki para tanrısını yanındaki o kendini de tanrı gören bir topluluk var. Silah sanayi, ilaç sanayi falan filan dediğimiz. Bunlar şimdi robot insan inşa etmek üzere. Teknolojiyle, yapay zeka ile beraber. Metaverse dünyası hayatımıza girdi. Girdi. Çok da hızlı girdi. Bununla ilgili de çok böyle eğitimler izliyorum. Ürkütücü değil mi sizin için? Metaverse evet. Kadar iyi ürkütücü. Yani biz teknolojiden uzak tutmaya çalışalım diye anlatıyorduk pandemi öncesinde hatta. Şimdi pandemiyle bir anda dijital oldu işte dersler, eğitimle hayatımız. Benim seanslarım da online oldu. O yüzden bu Metaverse de onu belki 10 kat daha hızlı hale getirdi. Şimdi aslında insan olarak yine hayatımıza devam ediyoruz ama tabii doğru kullanmak belki teknolojiyi burada. Her şeyi, seçim. Her şeyi, seçim, hayat ve esir tercih. Olmamaktır. Evet. Siz insan için mi bugün 21. yüzyılda bence tartışılması gereken konulardan biri bu. Oradan oraya atladık. Yani insan için mi kurumlar? İlaç sanayi insan için mi? Kendi için mi? Para için mi? Silah sanayi barış için mi? Yoksa para için ve daha çok yıkım için mi? Şimdi bunları nasıl dengeleyeceğiz? Orada bunları biz dengeleyeceğiz. Bunları nasıl dengeleyeceğiz? Hasta olan bir toplumu, toplumumuz şu anda rahatsız. Yani tedavi diyoruz ki biz sanat şifadır.
Hakikaten şu sanat kadar. İyileştirir hakikaten diyelim o zaman. İyileştirir de sanat. İşte böyle yalnız sadece sözle ve böyle büyük sözlerle falan olmaz bu iş. Adam gibi üretiyorsunuz, çıkarıyorsunuz ortaya ama siz robotlaşmaya aykırı düşünceler içerisinde ve de gençlerimize vatan diyorsanız ve gençlerimize ya boş verin vatan, millet, Sakarya, millet, ne bunlar diye konuşan gençler var. Evet. Bir de üreten. Benim gibi gençler var. Ben de genç birisi olarak genciz söylüyorum. Evet. Çünkü gencecik cesetler dolaşıyor ortada. Aslında birçok nedenleri olabiliyor. Yani yetiştirirken anne babanın etkisi, çevresel faktörler, işte hepsi bir bütün olarak aslında ele almamız gerekiyor. Yani hayat zorluklarıyla çok fazla insanlar mücadele ediyor ve bazı şeylerden uzaklaşıyorlar. Keşke dediğiniz gibi hani birçok kurum bunu desteklese ve bizler sizler gibi insanlara daha çok ulaşabilsek. Şekerim. Şekerim dedim. Tabii ki lütfen. Şekerim. Çünkü evet, ben yaşça çok büyük olduğum için böyle konuşabilirim. Sermaye Abramovich'i getiriyor Sabancı buraya kültür hareketi olarak. Türkiye'nin edarı iftiharı en büyük sermaye kuruluşu, hı hı, Abramovich diye Maria Abramovich'i getiriyor. Aylarca da o şeyin önünde, Levent'teki o binalarında o kadının afişte korkunç fotoğrafı ve yaptığı korkunç performans adı altındaki tuhaflıklar. İnsanı aşağılayan, şiddeti öngören ve böyle bir eleştiri adına, muhalefet adına sevgisizliği, nefreti saçan işler yapanlara muhalif diyorlar. Öyle muhalif olmaz. Evet. Muhalif şiir okur. Evet. Muhalif güzellemeler, güzellemeye çalışır. Muhalefetin görevi, sevgiyi konuşun. Hayır, muhalefetin görevi dünyayı güzellemektir. Evet. Bu da insanı tanımaktan, doğayı sevmekten. Ekosistemi bozmuşsunuz, insanı perişan etmişsiniz, ruhunu boşaltmışsınız. Oturtmuşsunuz bir odaya, gençleri sokmuşsunuz. Çocuk intiharları dünyada şu anda en fazla. En fazla olan, evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Yani gençlerin, yanlış mıyım, çok fazla bilinçsizce yetiştiriliyor ve o bilinçsizlik ve farkındalık o kadar uzak ki gençlerimizin, yani hayat amaçlarını kaybetmiş durumdalar. Bir insan hayat amacını kaybettiği zaman aslında kendi varoluşunu sorgulamaya başlıyor ve kendini değerli hissetmiyor bu dünyada. O yüzden çok değersizlik duygusu yaşadığı için de kendi hayatından vazgeçiyor. Bu çok önemli bir şey. Hayat amacımızı biz yitirdik. Yani bilmiyoruz. Yani ben mesela seminerlerde de bunu soruyorum. Hayat amacınız nedir? Uzun süre cevap gelmiyor. İnsanlar düşünüyor. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Yok, düşünmemiş. Yok. Evet. Çünkü felsefeyi de yok ettik. Evet. Biz sadece 20 senedir bu iktidar politikası içinde biat etmeyi, asla asla sorgulamamayı, karşı gelmemeyi ve düşün daha güzel nasıl olabilir söylememek üzere planlandı her şey. Ve bakınız estetiği yok edittiler. Ahlak diyoruz. Televizyon programlarındaki yemek programlarına bakınız. Evet. Utanç verici. Bir takım tartışmaları falan o reyting adı altında siz hiç başarılı insanların eğlenceli bir program içinde sunulduğunu gördünüz mü? Yok. Yok böyle, evet, bir şey. Değil mi? Evet. Şimdi böyle görüyoruz. Psikolog böyle olarak bir takım, hani bunu çok inceliyorum. Bunu dile de getiriyorum aslında. Çocuklarımızın ne kadar etkilendiğini, işte ev hayatının ne kadar çok, aile içi iletişimin de ne kadar çok etkilendiğini aslında hep dile getirmeye çalışıyorum. Yine umudumuzu biz kaybetmiyoruz. Yine biz elimizden geleni yapmaya, tabii, devam ediyoruz.
Elimizden geldiğince ne yapabiliyorsak alanlarımızda, sevdiğimiz işlerde, çevresel faktörlerle beraber, ailemizle beraber bence birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Çünkü bu pandemiden sonra tiyatrolara gitmeye başladık ve o kadar kalabalık topluluklarla karşılaşıyorum ki, o kadar mutlu oluyorum ki belki daha önce bu kadar yoktu bile, ama şimdi çok farklı oyunlar, çok farklı sanatla ilgili kişileri de gözlemliyoruz. O yüzden umut her zaman olmalı diyorum. Evet, maalesef ama şu var. Gene eğitici, öğretici ve estetik, biraz evvel söylediğim, toplumsal ve de işlevsel ve estetik kaygıları kendi bünyesinde toplayan sanatçılar zor durumdalar. Ben çok incinmiş bir sanatçı olarak görüyorum kendimi. Evet, Türkün Ateş'le imtihanında 29 Ekim bu tarihte, Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nezaketiyle Cemal Reşit Rey'de bir şey yaptık, premier yaptık. Çok beğenildiği söylendi. Lafınızı hemen bir balla kessem hocam, Dilek Hanımcığım. Kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Çok özür dileyerek. Ama en güzel yerde kaldık. İkinci bölümde de hem kitabınızdan hem bu düşüncelerinizi dinlemek için sabırsızlanıyorum. Kısa bir incinmişliği anlatacağım. Evet, orada kalalım. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yaşamın anahtarı kısa bir aradan sonra Dilek Türker Hanımefendi ile devam ediyor. İnanılmaz keyifli bir sohbet geçiriyoruz bence. Ben inanılmaz keyif alıyorum. En önemli konuda kaldık aslında. Lafınızı biraz bölmek zorunda kaldım. Çok özür diliyorum. İncinmişlik kısmında kaldık. Orada unutmadım. Buyurun. Ben tabii ki bütün yaşam tecrübelerime, yani geçtiğim engellere rağmen kendimi incinmiş bir sanatçı, incinmiş bir vatandaş, incinmiş bir Atatürk sever ve yurtsever olarak görüyorum. Çünkü bazı şeylere uyamıyoruz. Nasıl gençlerin elinde bazı imkanlar yok, benim de elimde bütün üretime rağmen hayatı amacı nedir diye bir soru sordunuz biraz önce siz. Benim hayatımın amacı insanı ve dünyayı hayatın içinde aşkla, sevgiyle, coşkuyla görebilecek, onlara bu duyguları yaşatabilecek üretimler yapabilmekti. Sanatsal üretimler. Yani yaşamımın amacı, hayatı anlamlamanın yolu insanlara güzelliği anlatmak, güzeli birlikte aramak coşkusunu verebilmekti. Bunu tabii başar, çünkü başardım zaman zaman diye düşünüyorum. Fakat şu ara, şu anda sanat değiştirmek için de yapılır. Değiştirmek. Geliştirmek, farkındalığı oluşturmak aslında. Tabii. İnsanların şimdi, bazı şeyleri fark etmesini sağlamak. Güzellemek için o lazım zaten. Güzelleştirmek oraya için. Gelelim mi? Güzellemeye gelelim. Onunla sizinle bunu konuşmak istiyorum. Güzelleme ve aşk üzerine. Onu konuşacağız. Evet. Hemen bitireyim tamam. Şu şeyi. Güzelleme ve aşk üzerine daha keyifli konuşabilmemiz için benim işimi yapabilmeye muktedir olmam lazım. Buraya geldim, buradan da bir mesaj veriyorum. Ben Cumhuriyet Bayramı anlattım, Ankara'da Mansur Yavaş'ın şeyinde, organizasyonunda ve davetiyle harikulade iki gösteri yaptı Türk'ün Ateşli İmtihanı ve insanlar büyük coşkuyla ağlayarak zaten ayaklarda alkışlıyorlar. 21 Nisan'da da yine Denizbank'ın sponsorluğunda Süleyman Seba'da saat 21'de oyunumuz oynayacak. Evet. Siz de davetlisiniz. Evet, zaten. Üniversiteden de birkaç öğrencimizle beraber misafir etmeyi isterim. Çok keyifle gideceğiz oyunumuza. Burada ben çok incinmişliğe geleceğim, bağlayacağım. Evet. Neden incinmişe? Çünkü ben oyunumu bu
Yani o kadar bir tuhaf engellemeyle karşı karşıya. Bu organizatörler, bu gruplaşmalar, bu değerler. Ya ben İzmir'e 6 ay evvel İzmir Belediye Başkanı'na bu oyunu ve bu projeyi gönderdim. Şu anda İzmir'den ben 6 aydır Tunçsoy Ergin kendisiyle de konuştum. Mesaj da çektim. Bir aydır da iletişim kurmaya çalışıyorum. Buradan mesaj olsun İzmir, kendisine. Evet. İzmir'in kurtuluşuyla başlıyor. O değişim ve kurtuluşun hikayesi, yani tarihi. İstiklal mücadelesinin kutsal bir delilik haline aldığını söyleyen Halide Edip'in o muhteşem macerası İzmir'in işgal şeyiyle başlıyor, isyanıyla ve İzmir'in kurtuluşuyla biz Cumhuriyet'e kurulan yolu çıkıyoruz. Böylesine de tarihi ve İzmirli gençleri ve İzmir halkından da boyuna ben telefon alıyorum. Şey alıyorum. Fakat bir tane hadi belediye sponsoru olmuyor kardeşim. Acaba iletişimsizlikte mi bir problem oldu diye düşünüyorum. Hayır, hiçbir problem yok. Hepsi de söylüyor. Yani oradaki bakış ve oradaki beceriyle bağlı bir şey. Fakat hadi bıraktık belediyeyi kardeşim. Bir tane Atatürkçü olmaktan, Cumhuriyet değerlerini korumaktan, Kurtuluş Savaşı'nın gençleri öğrenmekten ve de umut edilmesinden korkmayan bir tane İzmirli sermaye yok muydu ya? Şu oyunu alıp oraya getirecek, getirteceği şey alt tarafı iki tane bizim şık hanımlarımızın çanta fiyatı değil. Sanıyorum bundan sonra hani belki bir yerler bunu fark edecek. Bu bir mesaj olsun. Mesaj o. Yani evet. Böyle bunu iletelim kendilerine. Utanıyorum bunu söylemeye ya. Ben İzmir'e gidemiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gidemiyorum. Mutlaka bundan çünkü sonra neden? Belki daha farklı şey ben olabilir. Ben dekorsuz oyun oynayamam. Evet. Işıksız oyun oynayamam. Tabii. Hadi hop yap. Evet. Koy perdeyi. Hadi dijital götürelim. Hı hı. Hayır efendim, olur mu? Bunun müziği var, bunun ışığı var. Bunun dekor kamyon gidiyor. Tabii ki. O parayı karşılayamıyoruz. Çok büyük bir organizasyon aslında ama bundan sonra herhalde buradan bir mesaj olsun. Tekrarlayalım. Olsun. Bu bir incinmişlik. Evet. Şimdi güzelleme evet, ve güzelleme aşka nasıl geçeceğiz? Aşka geçelim. Kitabınızla şimdi, belki geçebiliriz. Ha, tabii. Evet. Tabii. Şimdi bütün bu... Çok teşekkür ediyorum kitap için ve güzel mesajınız için. Tabii orada bu size Soytariçe adını Soytariçe, ben koydum. Evet. Ragıp Ertuğrul yazdı. 3 sene uğraştık bunun evet için. Bu tabii 3 yıl benim gözyaşı dökerek anlattığım ve sonra editörlüğünü beraber yaptık Nemika Tuğcu, Ragıp Ertuğrul ben. Çok sevildi. Çok ciddi bir sayıda basıldı. TÜYAP, Bülent Ünal'ın da desteği var evet orada. Beşiktaş o zamanki belediye başkanının Murat Hazinedar'ın da desteği olmuştur. Arkasında yazıyor. İyi ki olmuş. 4500 kişilik kitap, tane bir kitap bitti. Yok. Dilek Hanımcığım bir de CD gördüm ben kitabınızda. Evet, orada da benim bravo çok evet güzel değil. Açınca direkt gözüme çarptı ve onlar sizin benim söylediğinizi biliyorum. Evet. Evet. Onlar benim söylediğim tiyatro şarkıları. Aa, ne oyunlarımda güzel söylediğim şarkılar ve Nurettin Özçuca tarafından özel bestelenmiş. Aa, hemen dinleyeceğim programdan dinleyin, sonra. Ben de çok merak ediyorum. Ben çünkü şeyi izledim. Onu söyleyecektim size, hep zihnimde tekrar ediyorum, unutma Yeliz diye. Pandemiyle videolarınız var sizin. Evet. Bayıldım izlerken. Sonra sıkıldım, yapmadım. yani o kadar monologdan insan sıkıldım. Evet, o kadar insan sıkıldı ki pandemide ne yapacağım? Her güne bir etkinlik, çocuklar sıkıldı, ebeveynler sıkıldı, bizler sıkıldık ama siz o kadar güzel mesajlar veriyorsunuz ki orada da. Bir tanesinde şarkı söylüyorsunuz. Bırakıyorsunuz, sohbete dalıyorsunuz. O kadar güzel ki keyifli. Yani her dinlediğimde hayranlıkla izliyorum mesela. Çok gerçekten çok kıymetlisiniz. Benim çok gibi değerlisiniz. Benim gibi cadıya böyle hayranlıkla yok, dinledim. Hayır. çok tatlısınız bence. Hatta sizi sevenlerin videosundan da etkilendim ben.
Evet. Orada bir kelime kullanıyorlardı. Hepsinin ortak bir kelimesi vardı. Şimdi psikolog gözüyle de baktığım için bizi sarıp sarmalar diyorlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani mutluluk evet. nedeni aslında. Evet. Sarıp sarmalamak, onları güvende hissettirmek. Güzelleme böyle güzelleme. Aşk diyor. Aşk. Değil mi? Aşk. Şimdi aşk, aşkı tarif ediyor insanlar. Aşk kavramının içi de boşaltıldı. Bir sürü kavramlar. O da ayrı zaten. Evet. Aşk muhteşem bir duygu. Aşk sadece iki karşı cinsin. Hı hı. Ya da aynı cinsin diyelim. Hormonların yönetimindeki bir dönemde biyolojik hadisenin yani insana ait o bir ömür içerisinde belli bir zaman içerisinde hormonların yönettiği bir dönemin tutkulu, karşılıklı isteği, bunun içinde cinsellik evet. var, sevişmek var. Asla çok güzel, muhteşem. Bu olmalı. Dursun bir yerde. Dursun, bir yerde dursun. Ama yeterli değil. Evet. Aşk dursun. O zaman üreme coşkusu, hormonlar bitince aşk bitecek mi? Yok. Yok. Hayatı güzellemek için, amaç kurmak evet. için aşk lazım. Türk toplumu baktığınız zaman tarihine, esas Anadolu'ya baktığınız zaman aşıklar toplumu. Değil mi? Yunus Emre. Yunus Emre bir evet. aşık. Aşık Veysel bir aşık, Mahzuni Şerif bir aşık. Hala onları okuyoruz, Türkler, onları dinliyoruz. Hala sevdiğimize Dadaloğlu bir onlar, aşık. O mesajları tabii. yazmaya çalışıyoruz değil mi? Gayet tabii. Şimdi bunları evet. unuttuğunuz zaman biz müzikli bir şey, müzikal yok Türkiye'de. Müzikal. Kardeşim müzikal yok. Çünkü biz aşıklar topluluğu ya başka bir müziği var. Siz bir sentez yaratabiliyorsanız bunlardan evrensel değerleri de içine koyarak muhteşem müzisyenlerimiz var. Bestecilerimiz var. Mesela evet. Can Atilla gibi bir bestecimiz var. Geçenlerde gene bir konserine gittim. Hayranlıkla. Müthiş koreograflarımız var. Dünya çapında dansçılarımız var. Ben bunların hepsini bir araya getirecek işler yapmak istedim. Ne güzel. Yani ama öyle bir sisi öyle bir yere sistem, koymuyorlar. Öyle bir yapı da yok. Yani yok, şu anda yok, kadar yok. Hiç ben ama mesela karşılaşmadım. Diyarda ama bir anda bulabilirsiniz. Çünkü medyatik evet, yüzler tabii ki. Taklit efendim. Evet, yani evet. şey dersiniz. Tiyatroyu bile televizyonlardaki iki tane hı hı. çok yetenekli çocuklar çok güzel. Ama tiyatro sanatını taklit olarak görüyorlar. Geliyor bana diyorlar ki mesela Dilek Hanım benim çocuğum evet. oyuncu olmak istiyor. Hayır, bir görmez. Çok iyi taklit yapıyor. Yani bir sanat dalının bu kadar içinin boşa aşk da böyle bir şey. Aşk bence hayatın hayatla insan ilişkisinde yani bunun içine doğa ile hayatla insan ilişkisinde güzelleme coşkusu arayışı, tutkusunun en büyük enerjisidir. Aşk muhteşem bir barış enerjisidir. Anlatırken bile yaşıyorsunuz. Evet. Yani izliyorum sizi. Yani ama öyle değil mi? Evet. Yani ben Ahmet'e aşık oldum. Evet. Canım şimdi Ahmet'e ben durup dururken niye aşık oldum? Aşkın herhalde en üst mertebesi. En üstü altı bilmem. Aşk çok değerli. Büyük bir barış ve ne kadar olumlu şey varsa o enerjiyi insan, hayat ve doğayı birbiriyle dans ettiren enerjidir o. Yaşam enerjisi. Tabii. Yaşamın anahtarında da, yaşam tabii. enerjisi. Yani sizi aşk olmasa gökyüzüne baktığınız zaman gülümsemeyiz kuşu, herhalde kuşu, değil mi? Bir kuşu gördüğümüzde. Ay, evet. Sevinmeniz. Ben mesela çok hastaydım. 7 ay yatmak zorunda kaldım işte. Onun için de bu bastonu kullanıyorum. Bacağımda şey oldu. Kalkıp camdan bakabiliyorum ancak. Zaten başka bir şey yapamıyorum. Bir de üretiyorum işte. Birden yeşil bir kuş görüyorum mesela. Nasıl bir sevinç, nasıl bir duygu. İşte aşk bu. Bu tabii ki siz psikolog olarak ne diyorsunuz? Ben çatlatmayayım.
çok mutlusunuz, çok hayattan keyif alıyorsunuz. Değil mi? Bu her anı, şimdi popüler kelimeler çıktı ya, bir anda kalmak cümleler, işte yaşam şekli, anda kalmak. Siz aslında bunu çözmüşsünüz. Anda kalıyorsunuz. Şu anda biz bunu yaşıyoruz. Tabii. Nasıl keyif alabilirim? Tabii. Ama bunun farkındalığı oluşması için de insanın kendini o zorluklardan gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer biz gerçekleştirmezsek o zaman zaten ruhsal bozukluklar, davranış bozuklukları ortaya çıkıyor. Kendimizi iyi hissetmiyoruz, değerli hissetmiyoruz. Sevgi, sevgi. Evet, sevgi. Yani önce saygı. Kendimizi sevmiyoruz. Tabii ama şimdi ama o yemek programındaki kadınlar birbirini bütün nasıl özelliklerinizle sevsin? Seviyorsunuz kendinize. Tabii. Hani arada tabii. Söylüyorsunuz işte ben şöyleyim, cadıyım işte gibi. Ve aslında bütün böyle yönlerinizle kabul ediyorsunuz kendinizi ve kendimi sevdiğim için evet, sizi seviyorum evet, ve sizin evet. Güzel gözünüzü görebiliyorum. Ben de sizin güzel gözünüzü görebiliyorum. Ya diyorum ki ne güzel gözü evet. Var. Ne güzel konuşuyor. Evet. Ay ne kadar. Aa, çok teşekkür ederim. Bunu diye ne iyi ki böyle bir program var. Seviniyorum. Bu kadar. Evet. Bu işte hayat ve aşk meselesi bu. Tamam. Çünkü sizle bende ortak bir şey var şu anda. Hı hı. Böyle konuşurken bir de bu teknoloji var, televizyon var, onun sayesinde bir güzellemeye ihtiyacının var olduğunu anlatıyoruz. Evet, ve bir aradayız. Güzelleme olabilir. Birçok insan bizi dinleyecek. Bizi izleyenlere ne çok mesajlarımız oldu değil mi yaşamın anahtarında? Tabii. Valla ben bir de şunu görüyorum. Şimdi insanın kendine saygısıyla karşısına saygının yok olduğu bir toplumu yaşıyoruz. O kavramları onu fark ediyorum. Ben kavramları henüz öğrenemiyoruz. Öğrenmemişiz. Sevgi, aşk, sınır koymak, nezaket, benlik, nezaket kuralları, iletişim mesela. Cömertlik ne demek? Değil mi? Güzellemenin içinde cömertlik evet. Kavramı var. Cömertlik ne demek? Mesela güzelleme bayılıyorum. Mesela bunu keşfettim sizinle. Zerafette cömertlik. Evet. Güzelleme bu. Nezakette cömertlik. Bir insana orada oturuyor genç bir gülümsemek. Bakıyorum. Ay diyorum ne kadar hoş. Kameranın arkasında nasıl dikkatli bakıyor. Ne güzel yapıyor işini diyorum mesela. Böyle bir his duyuyorum. Bakış açınız güzel oluyor aslında. Tabii. Hani hep böyle kötü gözlerle biz biraz hep olumsuza odaklı yaşamayı seviyoruz çok, ya toplum olarak. Çok. Acıdan da hep beslenmeye çalışıyoruz ama beslenelim. Sanat olarak beslenelim. Şimdi şair diyor ya evet. Acıyı bala eylemek. Evet. Yani bir şey anlatırsın ama acıyı bala eylemek. Gözyaşı dökersin. Bir Kızılderili sözü vardır. Ben onu çok severim. Acı çekip gözyaşı dökmesini bilmeyen insan ruhunda gökkuşağı açtıramaz. Evet, evet. Gökkuşağı istiyorsak o acıları da yaşamamız gerekiyor. Sonra güzel. Tekrar ayağa kalkacaksınız evet. Değil mi? Tekrar güçleneceğiz. Umudumuzu evet. Hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bir de ben şey sormak istiyorum Dilek Hanım size. Hani oyunlarınız çok uzun yıllar sahnede. Evet. Yani bununla ilgili ama nasıl... Ama aynı zamanda yeni oyunlar da koyarak evet. Yaptım. Çok yoruldum o yüzden. Çünkü hep ben oynuyorum. Seyirci beni görmek istiyor. Pir Sultan Abdal yaptım. 26 kişilik. Dilek Hanım nerede dedi. Benim seyircim gelmemeye başladı. Oh, evet. Pir Sultan çok önemli bir şey esasında. Evet. Muhteşem de bir sahneye konuş oldu. Harikaydı. Danslarıyla, müziğiyle Ufuk Karakoç söylüyordu falan. Osman Şengezer rahmetli oldu. O dekorlarını yapmıştı. Hı hı. Mahmut Gökgöz sahneye koydu. Nurettin Özşuca müziklerini yaptı falan. Harika işler yaptık yani. Ama... Bir de benim oynamamı istiyor seyirci. Evet ben de benim görmek isterim. Benim oynadığım oyunlar senelerce sürüyor. Öbürleri evet. Kaldırıp yenisine yeni koyuyoruz. O kadar yaşatıyorsunuz ki. Yani sizinle tanıştığımızdan beri şu anda bile sizi izlemek, o mimikleriniz, o hissetme duygusu ben de olsam ben de sizi isterim çalışmalarınızda. Şimdi o kitapta da göreceksiniz arkasında evet. Yazar. Aziz Nesin diyor ki benim için. Evet. Çünkü, evet çok güzel bir cümlesi var değil mi onun? Evet. Siz okuyun onu isterseniz. Evet. Ruhu bedenine, bedeni kendine sığmayan coşkular prensesi sevgili Dilek Türker. Muhteşem bir tanım. Aziz Nesin'in
oyun yazdığı tek sanatçıyım ben Türkiye'de. Benim için oyun yazdı Aziz Bey ve ben o oyunu oynamak için tiyatroya, Türkiye'ye geldim ve tiyatroyu kurdum. Evet, tiyatro aynı. Bu Soytariçe de benim koyduğum ad. Çünkü ben kendimi bildiğim bileli bana hep prensesim, kraliçem falan böyle laflar. Şunlar palavra. Ne kraliçesin ne prensesin falan filan öyle bir şey yok. Şeyde karşı da çıkıyor. Yani bir sahtekarlığı sevmiyorum. Yani burjuva kültürünü severim. Ben de zaten bir burjuva kızıyım ama ikiyüzlülüğünü sevmem. Evet. Netsiniz. Ben onu gözlemliyorum sizde. Çok netsiniz. Netim. Evet. Hiç soru işareti yok konuşurken, hayır, ifade ederken. Tereddütünüz yok. O kadar eminsiniz ki kendinizden, kendinizi anlatmaktan ve yaptıklarınız bravo, zaten ortada. Hani onları anlatırken bile çok net. Evet. Çünkü hiç bir muhasebe yapılmamış arkasına keşke. Belki de çok fazla keşkeleriniz olmamış sanatınızı yaparken. Hiç o yüzden bu kadar netsiniz. Hayatımdaki bir takım acı veren yaşadığım ilişkilerden ve olaylara da keşke demedim. Evet. Kabul edip yolunuza hepsinden devam ediyorsun. Allah razı olsun dedim. Teşekkür bütün ederim. Yaşadıklarımı seviyorum. Bütün yaşadıklarımla dostum. Evet. Bütün yaşadıklarımın bana öğrettikleri var. Yani o Nazım gibi yaşadıklarımdan... Evet. Öğrendiğim bir şeyler var. Buyurun. Çok özür dilerim. O zaman şimdi Yaşamın Anahtarı programımızda tüm konuklara sorduğum bir soru var. Sizce yaşamın anahtarı nedir dersek? Yaşamın anahtarı nedir? Evet. Şimdi bu yaşamın anahtarı derken yaşarken acaba kendini iyi hissetmek için açmaya çalıştığımız bir kapı mı? Kapının anahtarı mı o? Kendimizi iyi hissetmek için mi? Yoksa biz kendimizi keşfetmek mi yaşamın anahtarı? Kendimizi keşfettikçe yaşamın anahtarını da keşfediyoruz aslında. Evet. Yaşamın anahtarını iyi kullanmak. Yaşamın anahtarı elinde eğer öyle bir anahtar varsa ve onun farkındaysan seçimlerini doğru yapmak için kapıları açmalısın. Bence yaşamın anahtarı o seçimleri doğru yapabilmek için de bir sürü şeyi önceden elde etmen lazım. Onun altyapısı var. Evet. Yaşamın anahtarı öyle pat diye filan elinize gelmiyor. Yok. Yaşamın anahtarı anca belli bir eğitimden sonra kendi kendinize, elinize geçiyor ve ondan sonra sizi o sevgiyi kaybetmeden, iyi insan olmayı, gönül kırmamayı da öğrenmekten evet, geçer. Çok önemli, gönül kırmak. Gönül kelimesi de çok anlamlı bana tabii, geliyor. Kalp değil, hani gönülden yapılmak, isteyerek, severek paylaşmak, severek bir şey yapmak çok kıymetli bu hayatta. O zaman işte o keşkelerimiz çok fazla olmuyor hayatta. Daha net ilerleyebiliyoruz. Dilek Hanım, ben katıldığınız için, davetimi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür çok ediyorum. İnanılmaz bir keyif aldım. İnşallah daha sonrasında tabii ki oyununuza geleceğim 21 Nisan'da. Bunu da okuyun. Evet, okuyup size de haber vereceğim. Notlarımı alacağım. Fena bir evet, şey değil. Evet. Ragıp çok güzel bir dille evet, yazdı. Ve çok da emek verildi. Bir dönemin bir tiyatro şeyi bilgilendirmesi de var içinde yani. Hem bir kadının evet, kendini var etmesi, evet, bir muhalifin doğuşu, şey, yaşamın anahtarını arayışı. Evet, kesinlikle ilk fırsatta okuyorum ve sizinle paylaşıyorum düşüncelerimi. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi Yaşamın Anahtarı Şiirlerle İstanbul'la siz seyircilerimizle buluşuyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti. Şimdi yaz. Yol yol sürüklenen sarı yaprak sesindedir. Eşsiz güzelliğiyle hayalimde hep boğaz. Gönlüm yaz ortasında bebek bahçesindedir. Üstünde incecik buğdan
tül tül öbür kıyı. Sakin bir öğle sonrası hazzıyla uykuda. Bir ses, hüzünle perdeli bir eski şarkıyı rüyada bir dua gibi söyler küçük suda. Artık uzak ve hatıralaşmış güneşli yaz. Yaprakların tabiatı örten paspasındadır. Her an yaz ortasında hayal ettiğim boğaz, masmavi göz kapaklarımın arkasındadır. Tekrar merhabalar. Yaşamın Anahtarı'nda Psikolog Anne bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle hayır diyebilme konusunu işlemek istiyorum. Fikirlerimi, bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi de, hocam ben kimseye hayır diyemiyorum. Ne eşime hayır diyebiliyorum, ne küçücük çocuğuma hayır diyebiliyorum. Aslında ben bununla ilgili bazı bilgiler paylaşmak istedim bugün sizlerle. Aslında hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durumdur hayır diyememek. Çok istemesek de bazen yaptığımız şeyler olabiliyor. Ama ne zaman sorun olmaya başlıyor? İşte bu bizim hayatımızı ele geçirmeye başladığı zaman sorun haline gelebiliyor. Aslında birçok alanda, birçok yazılarda, birçok makalelerde bunun hastalıkla ilgili söylemleri var ama bence sosyal beceri bozukluğu diyebilirim bu konuda. Dediğim gibi zaman zaman hepimiz yaşıyoruz bu durumu. Sadece bunu nasıl planlamamız gerektiği burada çok önemli. Bununla ilgili birkaç fikir vereceğim. Öncelikle neden biz hayır diyemiyoruz? Onun nedenlerine inmek istiyorum. Bazen insanlar çocukluğunda yetiştirme tarzı, bazen itaatkar yetiştirme tarzından da kaynaklanabiliyor. Bazı ebeveynler çocuklarına şunları ifade edebiliyor. İşte sen dediğimi yaparsan iyi çocuksun, tatlı çocuksun. Dediğimi yapmazsan seni sevmeyeceğim kızım gibi ifadelerle bunu biz zaman içerisinde de öğrenmiş oluyoruz. Bu da tabii ki bizim özgüvenimizi ve özdeğerimizin düşüklüğüne neden oluyor. O yüzden de insanları kırmamak adına, çatışma yaşamamak adına, üzülmemeleri adına kendimizden fedakarlık yaparak ve hiç kimseye hayır diyemiyoruz. Öncelikle burada yapmamız gereken şey tabii ki birinci planımızı söylemek istiyorum sizlere. Bir hayır planı hazırlamanızı öneriyorum. Yani nasıl hazırlayacağız bu hayır planını? Kendinize bir not defteri ediniyorsunuz. Bu not defterine şunları yazıyorsunuz. Ben kime hayır demek istiyorum ya da hangi duruma hayır demek istiyorum, hangi olaya hayır demek istiyorum. Eğer bunu yazılı olarak belirtirseniz tekrar o kişiyle, o durumla, o olayla karşılaştığınızda hayır diyebileceksiniz ve zihninizde kendinizle ilgili olumsuz düşüncelerin yavaş yavaş yok olduğunu gözlemleyebileceksiniz. Tabii ki bu sadece sözle değil. Hayır diyebilme becerisini geliştirmek istiyorsak mutlaka davranışa dökmemiz gerekiyor. Yani ben burada ne anlatırsam anlatayım, şunu yapalım, bunu yapalım desem de mutlaka siz bu davranışları göstermeniz, hayır demeniz çok önemli burada. Eğer demiyorsanız da zaten uzun vadede birçok insanı mutlu etme haline bürünebilirsiniz. Birincisi bir hayır planı demiştik. İkincisi yaşamınızda prensipleriniz olsun. Nedir bunlar? İşte bunlarla ilgili de not alabilirsiniz aslında. Ailenizle geçirdiğiniz zamanın belli olması, kime yardım etmek istediğiniz ya da ne zaman yardım edebileceğiniz, hangi konularda destek verebileceğiniz konuları burada netleştirmek çok önemli. Hangi eşyayı mesela ödünç verdiğiniz, yani bir arabanızı istedikleri zaman tabii ki ödünç vermek biraz zor olabilir. Bunda direkt hayır diyebilirsiniz ama küçük eşyalarınızı ya da kullanmayı sevdiğiniz bazı özel eşyalarınızı vermemek için bunları prensip haritası çıkartabilirsiniz. Yani hayatınızı planlarken mutlaka bunları not etmenizi istiyorum. Çünkü o zaman hayır dediğiniz zaman karşı tarafa az suçlu hissedeceksinizdir. Yani burada yine eylem var bakın, davranış var.
Bu hayır demeye devam ettiğiniz sürece kişiler zaten sizin sınırlarınız olduğunu, belirsizliğin olmadığını, belirsizliklerin, sınırların kalkmadığını anlayacaklar ve çok fazla ısrar etmemeye başlayacaklar. Bunlar hepsi zamanla olacak şeyler yalnız. Yani tek sefer denedim olmadı, başaramıyorum değil. Lütfen denemeye devam edin. Çünkü hayır demek öğrenilebilir. Öğrenilebilen, öğretilebilen bir beceridir aslında. Üçüncü maddeye geldik. Etrafınızdaki duygusal vampirlere dikkat etmek. Bu ne demek? Sizden bir şey istendiğinde, istemediğimiz bir şey istendiğinde bazen biz baskı altında hissediyoruz kendimizi. Duygusal bir baskı yaratmış olabiliyorlar. O yanımızı keşfetmiş bazı insanlar oluyor. İşte çok fazla ısrar ediyor. İşte o baskı altında biz hemen evet diyebiliyoruz. Burada kendinize biraz zaman vermenizi istiyorum. Yani yapmak istemediğiniz bir talep geldiğinde şöyle karşı tarafı ifade edebilirsiniz. Bana bir saat ver ya da bana bir gün izin ver, ben sana cevabımı ileteceğim. Çünkü burada aslında iç sesiniz mantıklı düşünmeye başlıyor. Bizim de istediğimiz bu aslında duygusal olarak cevap vermemek. Yani bu duygusal vampirlerden biraz uzak durmak, zaman istemek. İstediklerini yerine getirmemek için o zaman zaten mantıklı bir karar vereceğiz ve hayır demeyi öğreneceğiz. Bir diğer konu da hayır demede çok kolay tuzağa düştüğümüz bazı terimler, bazı davranışlar var. Elime mi yapışır canım? Bu yapılan araştırmalara göre zaten daha çok iş hayatında olan ve okul hayatında olan, eğitim alanında olan bir ifade olduğu ortaya çıkmış. İnsanlardan tabii ki insanlar büyük şeyler isterken hayır cevabını alabilirler ama bazen küçük küçük isteklerde bulunurlar ve siz de şunu düşünürsünüz iş arkadaşınızdan veya arkadaşınızdan. Elime mi yapışır canım, hemen yapayım, o benim iş arkadaşım dediğiniz anda, çünkü sizden sürekli onay alacak, sürekli evet cevabı alacağı için sürekli sizden talep edecek. Bu sefer de siz yaptığınız görev dışında başka sorumlulukları da üzerinize almış olacaksınız. O yüzden lütfen elime mi yapışır canım cümlesini kullanmamaya gayret edelim. Evet, bunları yaparken tabii ki her zaman dediğim gibi davranışa dökmek çok önemli. Yani siz tabii ki sizden sürekli evet cevabı alan insanların eleştirilerine maruz kalacaksınız. Ya sen her zaman yapıyordun ya da belki sizden uzaklaşmak isteyecekler ama bu sizin özgüveniniz ve özdeğerinizin gelişmesi için son derece çok önemli. Buna dikkat edelim. Bir de tabii ki hayır derken beden dilimizle, duruşumuzla, sesimizin tonuyla hayır diyebilmek çok önemli. Yani özür diliyorum, sana hayır diyorum ama çok özür dilerim, affedersin cümleleri kullanmayalım. Çünkü orada yine bir kararsızlık durumu söz konusu oluyor ve karşı taraf size ısrarcı davranabilir. O yüzden siz hayır demeye devam edin. Evet, genelde kaliteli ve dengeli ilişkilerde, güzel ilişkilerde ve iletişimde olmak için mutlaka hayır kelimesini kullanmalıyız hayatımızda. Yoksa o bizi ele geçirir ve tek amacımız olur, başka insanları mutlu etme amacına ulaşmış oluruz. O yüzden lütfen kaliteli ve dengeli iletişimler, ilişkiler yaşamak için hayır demeyi öğrenelim. Evet, bu haftada yaşamın anahtarı konuklarıyla ve değerli konuklarıyla ve konularıyla sizlerle birlikte oldu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.